Merhaba arkadaşlar, ben Mert Erkal. Dijital Pazarlama Notları'nın 162. bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle hepinizin bayramını kutlarım. Umarım güzel bir bayram tatili geçiriyorsunuzdur. Ben bu bayramda da çalışmaya devam ettim. Ufak ufak özellikle ChatGPT ile anahtar kelime araştırması nasıl yapılır? Bu konu üzerine biraz kafa yordum. Aslında şu an ekranda görmüş olduğunuz Search Engine Journal makalesinden de faydalandım. Biraz da kendi tecrübelerimi katarak işin içine sizler için güzel bir blog yazısı hazırladım. Eğer ChatGPT ile anahtar kelimesi araştırması yapmak istiyorsanız bence bu blog yazısından istifade edebilirsiniz. Güzel bir gelişme, Google Bard Türkiye'de de kullanıma sunuldu. Dolayısıyla Google Bard'da bir takım aramalar yapabiliyoruz artık. Bunun için kişisel bir Gmail hesabınızı ya da Google hesabınızı kullanmanız gerekiyor. Eğer Google Workspace kullanıyorsanız ya da şirket mailiniz Google Workspace üzerinden gidiyorsa Bard'a erişemeyeceksiniz. Onu öncelikle söyleyeyim. Bard'la ChatGPT ve işte Bing'in sohbet robotunu kıyasladığımızda Bard'ın henüz çok yolun başında olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle kendimi arattım Mert Erkal olarak. Bard'ın içinde herhangi bir şey bulamayınca kendi markam olan strateji yarattım. Nihayet stratejiyle ilgili bir takım faydalı bilgiler bulduğunu gördüm. Link vermiyor Bing'in sohbet robotundan farklı olarak. Yani bu en azından stratejiyle ilgili herhangi bir link vermemiş. Ancak Google'da arama seçeneği sunuyor. Biraz daha kurcaladıktan sonra ChatGPT ve Bard karşılaştırması gibi bir video çekmeyi ya da işte o konuda bir takım yazılar kaleme almayı planlıyorum açıkçası. Evet, yine Bard'la ilgili bu hafta gelen bilgilerden bir tanesi Bard'ın aynı zamanda kodlamaya yardımcı olmak üzere bir takım ekstra özelliklere kavuştuğu. Python, JavaScript gibi dilleri Bard'da en azından kullanımının biraz kolaylaşacağı, Bard'ın size ipuçları vereceği, işte kodlarınızı düzelteceği gibi yeni bir gelişme var. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Belki Bard'ı kullanmak için bir gerekçe olabilir. Evet, Google faydalı içerik sistemi ile ilgili dokümanını biraz güncelledi bu hafta. Sessiz sedasız diyebiliriz. Zaten bayrama da denk geldiği için çoğu arkadaşımızın gözlerinden kaçmış olabilir. Burada daha ziyade içerikle ilgili, içeriğin kullanıcı deneyimi ile bağlantısı ele alınmış. Zaten bildiğimiz çoğu şey ama biraz daha farklı işte içerik ve kullanıcı deneyimi ile ilgili eklemeler yapılmış. Bir göz atmanızda fayda var diye düşünüyorum. İşinize yarayabilir. Bu yine Search Engine'in şu an ekranda görmüş olduğunuz makalesinden de faydalandım. Bunu da link olarak sizlerle blogumda paylaştım. Evet, bu hafta Google Other isimli yeni bir botunu tanıttı. Aslında yardımcı bir bot diyebiliriz. Google Bot'a yardımcı olacak. Google Bot'un yaptığı tali görevleri, yardımcı görevleri gerçekleştirecek bir bot diye düşünebilirsiniz. Çok bizim için çok büyük bir önem arz etmiyor. Sadece bilmenize yarar var diye bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Evet, Bing'in de sohbet robotu var biliyorsunuz. Oraya da bir takım güncellemeler geldi. Artık haberlerle ilgili soruları çok daha iyi cevaplandırıyor Bing ve yanıtsız bir takım sorularınız azaltılmış. Yani daha fazla soruya cevap verir hale gelmiş. Bilmediği konularda da bir takım yorumlar yapmak durumunda kalmış olabilir. O yüzden bir parça ihtiyatla yaklaşmakta fayda var. Özellikle Bing'deki sohbet robotunu ben içerik üreten ekiplere bir takım referanslar paylaşmak için kullanıyorum arkadaşlar. Belki sizin de işinize yarayabilir. Özellikle örneğin şu an ekranda gördüğünüz üzere kanserin sebepleri nelerdir konusu ile ilgili İngilizce bilimsel referans siteler vermesini istiyorum. Bard'la karşılaştırdığımızda Bing'in sohbet robotu her zaman referans link vermeyi önceliklendiriyor. Dolayısıyla gerçekten bu anlamda işimizi oldukça kolaylaştırıyor. Özellikle içerik ekiplerine içerik siparişi verirken sizler de faydalanabilirsiniz. Evet, bu hafta gptpromptchat.com isimli Medium blogumda 25 tane pazarlama komutu ChatGPT kullanarak
pazarlama ile ilgili ipuçları ve fikirler elde edebileceğiniz komutları paylaştım. Medium.com'da bunların da linklerini bulabilirsiniz. Evet, yine ilginç bir haber. Google'un özellikle önümüzdeki Aralık ayından itibaren mobil test aracını, işte bir takım sayfa deneyimi ile ilgili kullandığımız araçları devre dışı bırakacak olması. Akla tabii ki bunların acaba sıralama anlamında şimdiye kadar düşündüğümüz kadar değerli değiller miydi ki Google bunları devre dışı bırakıyor gibi sorular gelebilir. Muhtemelen başka kapsamlar altında yine bunlar karşımıza çıkacaklar. Bunlar değersizdi demek biraz spekülatif olabilir. Ancak bu da enteresan bir gelişme olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Evet, yine Google az önceki konuyla ilgili Google arama sistemleri kılavuzunu da güncellemiş. Burada da bir takım değişikliklere gitmiş. Bunları da incelemenizde fayda var. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda Google algoritma güncellemesi yerine sistem olarak bunları telaffuz etmeye başladı. Bizden de böyle kullanmamızı istiyor. Ben de bu şekilde sizlerle paylaşmış olayım. Evet, bu hafta güzel bir haber duyurdum. OnCrawl'un uluslararası SEO e-kitabına ben de katkıda bulundum. 18 SEO uzmanıyla birlikte ben de uluslararası SEO ile ilgili tecrübelerimi paylaştım. Linkini Medium blogunda bulabileceğiniz ekranda gördüğünüz sayfadan formu doldurarak siz de bu e-kitapçığı indirebilirsiniz. Evet, bu hafta size tavsiye etmek istediğim kitap İmkansızı Düşünmek kitabı. Kapağı ya da başlığı biraz iddialı gelebilir. Ancak imkansız düşünmek aslında şunu anlatıyor bize. Zihinsel modellerimizi değişen durumlara göre adapte etmezsek biz geri kalmaya mahkumuz. Bu kitabı aslında 2005 yılında okumuşum. Tekrar tozlu raflar arasında buldum ve tekrar okumaya başladım şu dönem. Biliyorsunuz çok inanılmaz değişimlerin olduğu bir dönemden geçiyoruz ve zihinsel modellerimizi tekrar ele almak ve yeniden güncellemek icap edebilir. O yüzden sizlere de bu dönemde böyle bir kitap okumanızı naçizane tavsiye ediyorum. Evet, umuyorum dijital pazarlama notlarım hoşunuza gitmiştir. Haftaya pazar dijital pazarlama notlarının yeni bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.